Parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangileri kullanılmıştır? Ay yaratılmasaydı dünya üzerine mecezir hadisesine meydana gelmemesinden dolayı bir gün yaklaşık yine 8 saat olurdu ki bu da dünyanın 3 kat daha hızlı dönmesi demektir. Bir gezegenin kendi ekseni etrafında daha hızlı dönmesi, yüzeyindeki rüzgarların daha şiddetli esmesine yol açabilir. Mesela kendi etrafında çok hızlı dönen Jüpiter ve Satürn'ün bir gününün yaklaşık 10 saat olduğu bu sebeple yüzeylerinde doğu batı doğrultusunda saatte hızlı 500 kilometreye varan sert rüzgarların estiği bilinmektedir. Paragrafta mesela kelimesini kullanmıştır ve ee, hızlı dönen gezegenlere ziyade gezegenlerden ziyade Yavaş dönen gezegenleri örnek veriyor bizi Jüpiter ve Satürn örnek veriyor Örneklendirme anlatımına başvurulmuş Hızlı ve yavaş dönen gezegenleri birbirine kıyaslamıştır Hızlı dönen gezegenlerin Yüzeyindeki rüzgarların daha şiddetli esmesine yol açabilir diyor Yavaş dönen gezegenlerde ise rüzgar daha yavaş esiyor diyor Burada da bir kıyas söz konusu olduğu için karşılaştırma anlatımına başvurulmuş Paragraf genel olarak bilimsellik içeriyor nesnel bilgiler veriyor bize bir makale tarzında eser e, yazı olduğu için açıklama anlatımına da başvurmuştur diyoruz. Karşılaştırma, örneklendirme ve açıklama bunların üçü B seçeneğinde verilmiş. Cevabımız Bursa. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden önce Tolstoy'un yetişkinliğinde de koruduğu bu sıra dışı mizacının olağanüstü entelektüel analiz yetisiyle birleşmesi her türden insanın hislerini anlayışla dahil olabilmesini sağlar? cümlesi getirilmelidir. Bize verdiği cümlede Tolstoy'un yetişkinliğinde de koruduğu bu sıra dışı mizaç diyor. Şimdi bundan önceki cümlede bu mizaçtan bahsetmesi gerekiyor ki o cümleden sonra da bu sıra dışı mizacın diye cümlede bir kalıp kullansın. Bire bakalım. Tolstoy kentini yakından tanıyanlara daima toplumsal yaşamın gündelik işlerinden hoşlanan normal bir insan görüntüsü çizer ama kendisi bu normalliği ya normal olarak tanımlanabilecek yoğunlukta bir duyarlılık ve mizaçla birleştirir. Burada değil, buradan önce ya da sonra gelmemeli. Yüksek maneviyatı daha çocukken onu başkalarından ayırır. Hatta kendisine sevgi gösterildiğinde mutluluktan gözleri dolar. Kız kardeşi onun çocukken yüzünde gülümsemeyle sanki az önce gerçekleştirdiği yeni keşfini herkesle paylaşmak istercesine tıpkı ışık huzmesi gibi odaya girdiğini söyler. Şimdi dörde baktığımızda diyor ki onun çocukken yüzündeki gülümsemeyle yeni keşfini paylaşmak istercesine bir ışık huzmesi gibi odaya girdiğini diyor. Bu onun mizacını gösteriyor. Yani bize verilen cümlede soru kökünde verilen cümledeki bahsettiği bu sıra dışı mizac budur. Onun çocukken yüzündeki o gülümseme yeni bir şey keşfedip de onun bir ışık kuzmesi gibi görünmesi onun o mizacıdır. Ve diyor ki bundan sonra da Tolstoy'un yetişkinliğinde de koruduğu bu mizac. Çocukken bu mizacı zaten varmış. Yetişkinliğinde de bunu koruyor. Yani bu cümlemiz dörtten sonra geldiği zaman anlam akışımız sağlanıyor. Bizden hangisinden önce gelmesi gerektiğini sormuş. Beş numaralı cümleden önce gelecektir. Cevabımız E seçeneği. Yukarıdaki paragraf ikiye bölünmek istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? Paragrafın 1, 2 ve 3 numaralı cümlelerinde tanzimat dönemindeki nesir türünden bahsetmiştir bize. Tanzimat dönemindeki en önemli tür roman ve hikayedir diyor. Bundan önce de bir adda böyle bir şey yoktu. Nesir alanında daha çok tarih seyahatname gibi türler verilmiş. Olay kaynaklı tür olarak da mesneviler kullanılmıştı diyor tanzimattan önce. Dördüncü cümleden itibaren ise Cumhuriyet döneminde nesir alanında çığır açıldığını söylüyor. Dördüncü cümleden itibaren ise Cumhuriyet dönemindeki nesir türünden bahsetmeye başlıyor. Burada paragrafımız ikiye ayrılabilir diyoruz. Cevabımız D seçeneği. Bu parçanın anlatımı için özellikle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Dağlık yamaçlar kıyıdan başlayarak 5-600 metre yükseltiye kadar olan kısımlarda bütün mevsimlerde yeşil kalan sert ve parlak yapraklı bitkilerden meydana gelmiş olan Akdeniz makisi ile kaplıdır. Bu kısımlar çok tenhadır Şurada buradaki bazı küçük köyleri rastlanır. Bu köylerin halkı kısmen küçük baş hayvan sürülerinin geliriyle kısmen de dağınık tarlalarda yaptıkları oldukça çeşitli tarım ile geçinirler. Fakat eski çağlarda ve orta çağlarda bu doğal kalan şimdikinden canlıydı. Kıyıda birçok küçük koylar ticareti ve korsanlıkla geçinen gemicilere sığınak ve antrepo hizmeti görüyordu. Şimdi paragrafla ilgili bize sorulan soru özellikle hangisi söylenebilir diyor. A seçeneğine baktığımızda varlıklar ayırıcı özellikleriyle tanıtılmıştır diyor. Paragrafın genelinde bu hakim aslında bunu söyleyebiliriz. Anlatılanlar nedenleriyle belirtilmiştir. Burada herhangi bir neden sonuç ilişkisi cümlesi yok. Tanımlamalara yer verilmiştir. Paragrafta yalnızca Akdeniz makisinin tanımı yapılmıştır. Tanımlamalar yoktur. Örneklendirmelerden yararlanılmış. Herhangi bir örneklendirme de yoktur. Karşılaştırmalara başvurulmuştur. Son cümlelerde dağlık alanlarla ilgili eski ve eski çağ ve orta çağlarda ve daha da önceki çağlarda şimdiki zamanına göre kıyaslanmıştır bu dağlık alanlar. Bir tane yalnızca karşılaştırma ögesi mevcuttur. Ama varlıklar ayrıca özellikleriyle paragraf boyunca tamamen anlatılmış, tanıtılmıştır diyoruz. Cevabımız A seçeneği. Yukarıdaki numaralanmış cümleleri anlamlı bütün oluşturacak şekilde biçimde sıralandığında hangisi baştan ikinci olur? Çeşitli mitlere ve efsanelere konu olan lotus çiçeği bir su bitkisidir. Çamurlu noktalarda yetişen bu sembolik çiçek aslında dünyanın en temiz çiçeğidir diyor. Şimdi ilk cümleyi bulabilmemiz gerekiyor önce. Bu sembolik çiçek demiş. İki bizim bir numaralı cümlemiz olamaz. Ebatları biraz farklı olsa da kutsal lotus ve hint lotusu olarak da adlandırılır. D daha iki kullanmış burada. Bu da ilk cümle olamaz. Herhangi bir noktasında çamur ve toz geldiğinde bitki kendini sallayarak bir bölgeye atar. Hangi bitki olduğunu bilmiyoruz. Bu da bizim ilk cümlemiz olamaz. Daha sonraki sıradaki cümlelerimiz olabilir. Zihnin duruluğunu ve ruhun saflığını temsil eden bu çiçek demiş. Bu çiçek e, diyerek hangi çiçeği kastettiğini bilmiyoruz. Bu tarz bir şüpheye düşürüyorsa da bizi bu da ilk numaralı cümlemiz olamaz diyoruz. Burada yalnızca bir numaralı cümlemiz bizim ilk cümlemiz olabilir. Bir numaralı cümlede bize lotus çiçeğinin yani Nilüfer'in bir su bitkisi olduğunu söylemiş ve bunun tanımını vermiş. İlk cümlelerde genellikle bize bahsettiği konuyla ilgili ya da bahsettiği bir şey işte nesne, bitki herhangi bir kişi ise ya da yazarsa e, atıyorum onunla ilgili tanımlamalar verilmesi gerekiyor ilk cümlelerde. Bir de bunun tanımını yapmış ardından 5 numaralı cümle geldiğinde ise zihnin duruluğunu ve ruhun saflığını temsil eden bu çiçek Budizm ve Hinduizm'de mükemmelliğin sembolü olarak kabul edilir. Budizm ve Hinduizm'deki mükemmelliğin sembolü zihnin duruluğunu ve ruhunu saflığını temsil eden bir çiçektir diyerek tanımı devam ettirebiliriz. de 5 numaralı cümlemiz yer alacak. Ardından tanımın devam etmesi adına 3 numaralı cümle gelmelidir. 3'te de yine ebatları biraz farklı olsa da kutsal lotus ve hint lotusu olarak da adlandırılır diyor. Şimdi bitkinin e, kendi özelliklerine geçmemiz gerekiyor. 2 ve 4 numaralı cümlede bu özellikler verilmiş bize. İki de çamurlu noktalarda yetişen bu sembolik çiçek aslında dünyanın en temiz çiçeğidir. Çünkü kendini temizleme özelliğine sahiptir diyor. Çiçekle ilgili bir bilgi veriyor bize. Ardından 2 gelecektir. Devamında ise bu temizleme özelliğini açıklayacaktır bize 4 numaralı cümleyle. Herhangi bir noktasında çamur ve toz geldiğinde bitki kendini sağlayarak bir bölgeye atar ve yağmur yağdığında bu tozlardan kurtulur diyerek paragrafı bitirecektir. Bize hangisinin baştan ikinci olması gerektiğini sorduğu için cevabımız Edirne 5 numaralı seçenektir. Yukarıdaki parça aşağıdaki soruların hangisine cevap olarak verilmiş olabilir? Bir ara niyetlenmiştim. Hatta bu konuda Türkiye'de az bulunan bir kitabı bile, kitabı almayı bile düşünmüştüm. Ama o aralar açlığımız olduğunu ne istediğim kitabı alamıyordum. Neyse bu içimde hep bir merak olarak kaldı. Geçenlerde bir kitapçıda kafamda yazmayı tasarladığım kitabı görünce anladım ki geç kalmışım. Birisi benden önce bu konuyu ele almış. Şimdi bize verilen paragrafta yazar bize diyor ki yazarın bize anlatmak istediği şey bir ara e, niyetlenip de yani yazmak isteyip de belli bir konuda yazmak isteyip de yazmadığını ve daha sonradan başka bir kişinin bu konuyla ilgili bir kitap çıkardığını gördüğünü söylüyor. A seçeneğinde yazar yazar olmayı hiç düşündünüz mü demiş. Bunun cevabı değil. Niçin yazar olmayı seçmediniz? Bu da değil. Bahçe kültürü ile ilgili kitap yazmak zor oldu mu? Bir konuyla ilgili kitap yazmanın zor olup olmadığından bahsetmiyor. Bu kitap size bir şeyler hatırlatıyor mu? Bir ara niyetlenmiştim diye başlayamaz böyle bir soruya. Sizden önce bu konuyu işleyen olmuş mu diyor. Yani paragrafta bize herhangi bir konuyu işlemeye niyet ettiğinden bahsediyor yazarın. Bu konuyla ilgili kendinden önce başkasının ele aldığını söylüyor. Birisi benden önce bu konuyu ele almış diyor. Almadım ki. Geç kalmışım diyor. Sizden önce bu konuyu işleyen olmuş mu? Sorusunun cevabı bu paragrafta vardır. Cevabımız E seçeneği. Yukarıdaki numaralanmış cümleleri anlamlı bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisinin yeri değişmez? Paragrafı anlamlı bir şekilde sıralayalım öncelikle hangi cümlenin yer değiştirmeyeceğini bulmak için. Bir numaralı cümlemiz iki olacaktır. Kaktüslerin her türlü elektronik cihazdan yayılan radyasyonu önlediğine ilişkin yaygın görüşü hepimiz duymuşuzdur. Yani bize paragrafta kaktüslerin radyasyonu engellediği ile ilgili bir fikri tartışıyor bizimle. İki, i̇ki numaralı cümleyi birinci sıraya yazmamız gerekiyor. Bu yaygın görüşten bahsetti şimdi iki numarada. Ardından bir numaralı cümle gelecektir. Peki kaktüsün radyasyon emdiğine ilişkin inanış neye dayanır diye bizi sorguya itecektir. Ve bunu açıklamaya başlayacaktır bize paragrafta. Devamında 3 gelecektir. Bu inanışın neye dayandığını söyleyecektir. Bu inanış 80'li yıllarda İsviçre'de Jeobiyoloji Enstitüsü'nde yapılan bir gözleme dayanır diyor. Bir de sorusunu veriyor. 3 de ise bu sorunun cevabını veriyor bize. Bir numaralı cümlenin ardından 3 gelecektir. Devamında yapılan bir gözleme dayanır diyor. 5'te ise bu gözleme göre diyerek cümleye başlıyor. O zaman 3'ten sonra da 5 gelecektir diyoruz. Bu gözleme göre bilgisayar karşısında çok vakit geçiren enstitü çalışanları baş ağrısı yorgunluk şikayetleri yaşamaktadırlar. Ancak sonrasında enstitüye kaktüsler alınır ve bu belirtiler giderek azalır diyerek cümlemiz paragrafımız tamamlanacaktır. 5 ve 4 şeklinde sıralanıyor paragrafımız. Burada yeri değişme, değişmeyen tek cümlemiz 3 numaralı cümledir. Burada da aynı sırada, burada da aynı sırasını korumaktadır. Cevabımız C seçeneği. Bu parça için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir? Biz kendi öz kültürümüze sırt çevirmişiz. Edebiyatımız son iki asırdır batı ikliminde filizlendirilmek istenmiş. Halbuki her tohum toprakta filizlenmiyor. Batının insanı ve hayatı bakışıyla düşünüp milli eserler yazılacağı kanaatinde değilim. Tohum da toprakta bizim olmalıdır ki bize ait bir edebiyat oluşabilsin ve hiçbir şeye ihtiyaç duymaksızın ayakta kalabilsin. Paragrafta kendi kendi milli eserlerimizi oluşturabilmekten bahsediyor. Kendi milli edebiyatımızı oluşturmaktan bahsediyor bunun nasıl yapılacağını, bunun batı edebiyatından etkilenerek yapılamayacağını söylüyor. Buna uygun başlıkta B'de verilmiş milli bir edebiyatın oluşumu ile ilgili bir paragraf verilmiştir bize. Cevabımız B seçeneği. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Gazetedeki köşe yazıları hızlı yazılar üstünde çalışmak için vakiti yoktur. İnceleyip sık dokumaya kalktın mı yazıyı saatinde yetiştiremezsin. Daha çok belleğe dayanarak yazılır ki bu yöntem risikoyu artırır yanlış yapabilirsin. En azından tümceyi iyi kurabilecekken bozabilirsin. Ertesi sabah yazıyı okuduğunda bir sözcük yerine oturmamış gibi görünecektir ama anlatım gücünü pekiştirecek daha uygun bir sözcük aklına geldiğinde iş işten geçmiştir. Bazen de noktalamada eksik yedik bulunabilir, Canı sıkılır, keyfin kaçar. Paragrafta bize köşe yazılarında yapılan hatalardan bahsetmiş, noktalama eksiklerinden bahsetmiş. Bu hataların sebeplerinin de köşe yazılarının hızlı yazılmış olması ve üstünde çalışmak için vaktin olmamasını söylemiş. Asıl anlatılmak istenen düşünce ise bize D seçeneğinde verilmiş. Köşe yazılarının hatalarla dolu olma nedeni kısa sürede yazılmak zorunda olmasıdır. Paragrafta bize anlatılmak istenen şey budur. Cevabımız D seçeneği. Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? Bizi yöneten dünyayı ellerinde tutan kimselerin bizim kadar akıllı olması yetmez. En az bizim kadar kitap okuması, kültürel yaşamı takip etmesi ya da bunları yapan danışmanlarla çalışması gerekir. Çünkü büyük işler başarmaya niyetlenmiş kişilerin kitaplardaki engin birikimlerden ve kültürel yaşamın canlılığından beslenmemesi toplumsal yaşam için kayıptır. Paragrafta bize anlatmak istediği düşünce bizi yöneten insanların en az bizim kadar bizim okuduğumuz, bizim etkilendiğimiz kültürle ilgili bilgi sahibi olması gerektiğinden bahsediyor. Yani onların kitaplardaki engin birikimlerden faydalanması ve kültürel yaşamın canlılığından beslenmesi kaçınılmaz bir şeydir diyor. Beslenmezse de toplumsal yaşam için kayıptır diyor. Paragraftan çıkarılacak en kapsamlı yargı ise yöneticilerin kitaplardan ve kültürel yaşamdan uzak olmaması gerektiğidir. Cevabımız A seçeneği. Bu parçada dilin özellikle hangi yönü vurgulanmaktadır? Dil millet hayatında ve milli kültürde en belirleyici ve vazgeçilmez değerdir. Nesillerin birbirinden devraldıkları en köklü, en sürekli kültür mirası dildir. Dilin kültür, milliyet ve mensubiyet kavramları arasındaki ilişkisi millet dediğimiz sosyal varlığın temelini oluşturur. Paragrafta bize dilin milli kültürle olan ilişkisinden bahsedilmiş. Nesiller birbirinden devralır diyor. En köklü, en sürekli bir kültür mirasıdır diyor. Devamında ise millet dediğimiz sosyal varlığın temelini oluşturur diyor. E seçeneğinde verilmiş bu yönü de nesillerin ortak mirası olduğu, birbirleriyle olan iletişimi ve milli kültürde dilin önemi deri bize paragrafta vurgulanmak istenen cevabımız E seçeneği. Bu parçada söz edilen kitap hangi yönüyle okuyucuyu etkilemektedir? Son zamanlarda okuduğum bir kitap bir macera romanı gibi merakla okutuyor. Kendini bir yolcunun ağzından anlatılan öykü gibi olaylar beklenmedik dönüm noktalarıyla oradan oraya sürüklüyor okuyucuyu. Bu arada doğayı ve hayatı yargılıyor. Değişik yorum örnekleriyle tüm insan yaşamını irdeliyor. Ayrıca olayların gerçek hayattan alınması, kahramanların tamamen gerçek olması insanın etkilenmesini sağlıyor. Karşımıza beklenmedik tipler çıkıyor ve bu, tipler, bu tipleri biz kendi hayatımızla özdeşleştiriyoruz. Paragrafta bize kitabın anlattıklarıyla yani içeriğiyle ilgili bilgiler verilmiş. İşte diyor ki bir yolcunun ağzından anlatılan öykü gibi diyor. Doğayı ve hayatı yargılıyor diyor. Gerçek hayattan alınması, kahramanların tamamen gerçek olması insanın etkilenmesini sağlıyor karşımıza beklenmedik tipler çıkıyor diyor. Bunların hepsi bir kitabın içeriğiyle ilgili özellikleridir ve bu bu kişiyi paragrafta bu kitabı okuyan okuyucuyu da bu yönleriyle yani içeriğiyle etkilemiştir bu kitap. Bir macera romanı gibi merakla okutuyor kendini demiş. Ardından da içeriğiyle ilgili özelliklerini vermiş bize. D seçeneğinde anlattıklarıyla olacaktır cevabımız. Cevabımız D seçeneği. Bu parçada asıl vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Ahmet Mithat'ın ilk romanı Hasan Mellah'ı Monte Cristo'dan etkilenerek yazdığını söyler. Anlaşılan Monte Cristo'nun sürükleyici niteliğine imrenmiş yazarımız. Ne var ki romancı Monte Cristo'nun yapısını ve temas temasını almak yerine bol serüvenli romanın yanını romanında kullanmış. Dolayısıyla Hasan Mellah'ın Türk okuyucusunun ilgisini uzun süre çekmeyeceğini söyleyebilirim. Türk roman okuru ile Batılı roman okuru arasındaki farkı dikkate almayan bazı romancılarımız Batı romanlarını bize dönüştürme yoluyla kazandırmak yerine kendi romanlarını bize dönüştürme yolunu seçerse daha gerçekçi ve kalıcı olur kanaatindeyim. Paragrafta Ahmet Mithat'ın Hasan Mellah romanını batılı bir yazardan esinlenerek yazdığını ve bu romanın da Türk okuyucusunun ilgisini uzun süre çekmeyeceğini söylüyor. Nedeninin batı özentiliğiyle bu kitabın yazılmış olmasıdır. Türk roman okulu ile batı roman okulu arasındaki farkı yazarın kavrayarak kendine özgün, Türk kültürüne özgü, Türk kültürüne yakın bir roman oluşturması gerektiğini savunuyor. A seçeneğinde Batı romanlarını özlenerek yapıt oluşturmak yerine kendimize uygun roman yazmak daha akıllıca bir iştir diyor. Paragrafta vurgulanmak istenen düşünce de budur diyoruz. Cevabımız A seçeneği. Bu parçanın düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Yaşanamıyorsa hiçbir yerde, kuşatılmışsa her yer, okunanlar hayatla sınanmıyorsa ne işe yarar ki durmaksızın okumak? Kendi içinde dönüp duran okyanusa hayal eden bir nehir gibi kendi kendine kanayan bir yürek gibi durmadan. Paragrafta çok fazla okumanın değil, okuduklarımızı hayatımıza geçirebilmenin, yaşamımıza adapte edebilmemizin öneminden bahsediyor. Okunanlar hayatla sınanmıyorsa ne işe yarar ki diyor. Yalnızca kendi kendine kanayan bir yürek gibi, kendi içinde dönüp duran okyanus gibi, bir nehir gibi kendi olduğu yerde durur sürekli diyor. Bu da el seçeneğinde verilmiş bir ana düşünce okunanların, öğrenilenlerin hayata uyarlanması, hayatla denenmesi gerekir diyor. Yani bunlar yapılmıyorsa okuduğumuzun bir önemi yok. Okumanın bir işlevi yoktur bizim için diyor. Cevabımız E seçeneği. Bu parçada Yunanlıların şiire bakışı ile ilgili vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Şiir Yunanlılarca tanrıların ya da insanların yaşamları üzerine şairin doğru olmasalar bile doğru gibi görünen, coşkuları üzerine bir şeyler söyleyen hikayeleriydi. Aşk şiirinde bir şair ortada kol diye biri yokken tutup kol, kolun uğruna ölüyorum diyebilir. Çünkü Yunanlılara göre şiir bir yanılsama hatta bilinçli bir yanılsama gibi algılanmaktadır. Yunanlıların şiire bakışı paragrafın son cümlesinde verilmiş bize. Yunanlılara göre şiir bir yanılsama hatta bilinçli bir yanılsamadır diyor. Bilinçli bir yanılsamanın eş değeri yani anlam olarak karşılığı da D seçeneğinde verilmiştir olmayan şeyleri olmuş gibi gösteren bir öykü olduğu diyor. Olmayan şeyleri olmuş gibi göstermek bilinçli bir yanılsamadır. Cevabımız D seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada tanıtılan sanatçıya yönelik bir eleştiridir? Ahmet Muhip Dıranas'ın şiiri eksiksiz mükemmel bir şiir değildir. Dıranas Türk dilinin gelişme, anlaşma, özleşme sürecine girdiği yıllarda şiire uzak durmuştur. Son döneminde yazdığı kimi şiirlerde öz Türkçe'yi yakalamaya çalışmıştır ama alışkanlıklarından da kopamamıştır. Burada parça ile yapılan eleştiri son cümlede verilmiş alışkanlıklarından kopamamasıdır eleştiri. Bu da E seçeneğinde veriliyor bize. Şiirlerinde öz Türkçeyi yakalamaya çalışsa da eski alışkanlığından kurtulamamıştır. Ahmet Muhip ile ilgili yapılan eleştiri budur. Cevabımız E seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen yazarın bir özelliği değildir? Edebiyat Yaşamına Yaşasın Demokrasi adlı kitabıyla giren bu yazarın hikayelerinin ilk günden bu yana ortak özelliği, keskin ve olgun bir gözlem gücü, zengin kültür imbiğinden geçmiş ve satırların arasında sindirilmiş bir ironi ve giderek Türkçenin bütün inceliklerine egemen bir dil ve üslup ustalığıdır. A seçeneğinde Türkçenin söz varlığının ayrıntılarını ustaca yansıtması diyor. Bu yazarın özelliği arasında sayabiliriz. Zengin bir kültür inbi diyor çünkü yazın hayatını demokrasi üzerine yazdığı bir kitapla girmesi ilk cümlede ilk sözlerde bunu da söylemiş. Hikayelerinde zengin kültürel ögeleri sembollerle yansıtması ögeleri sembollerle yansıttığını söylemiyor bize. Demokratik kavramı üzerindeki düşüncelerini yansıtırken dile olan egemenliğini ispatlaması bu da verilmiş. Zengin bir kültür ve olgun bir gözlem gücüne sahip olması keskin ve olgun bir gözlem gücü vardır diyor bu da verilmiş. Fakat C seçeneğinde kültürel ögüleri sembollerle yansıttığınız e, söyleyemeyiz. Cevabımız C seçeneği. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? İşini sevmeyen bir yazar sanatçı var mıdır? Sanmam olacağını. Olsa da sanatçı denmez ona ama sanatının delisi olan, onun uğruna olmadık çilelere katlanan pek çoktur. Yaptığı işten zevk alan insanlara hayranlık duymalıyız. En saygı duyulacak kişiler onlardır benim gözümde. Hayatımızı bir sanat eserine dönüştürmenin yolunun işini sevmekten, ibadet eder gibi yapmaktan geçtiğine inananlardan biriyim. Hayatta başarılı olmanın yolunun işini sevmekten geçtiğine değinilmiştir son cümlede ve bu insanlara saygı duyulması gerektiğinden de bahsetmiş bize para e yazar. E paragrafı yazan kişi her yazarın, her sanatçının işini sevdiğine sevmeyen kişilerin ise sanatçı olmadığını, zaten onlara sanatçı denmeyeceğini söylüyor. Bu da doğru bir ifade. İşini sevmeyen kimselere sanatçı denilemeyeceğini bu da verilmiş. İşini sevmeyen sanatçıların da bulunduğu diyor. Bu paragraftan bunu çıkaramayız. İşini sevmeyen kişilere sanatçı denemez zaten diyor. Cevabımız C seçeneği. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Biz dili kelime kelime değil, cümle cümle öğreniriz. Zaten dil konuşulan ve yazılan cümlelerden oluşur. Cümleler ise bir duygu ve düşünceyi ifade eder. Gerçek dil hakkında bir fikir edinmek için sözcüklere değil, konuşmaya veya yazılı metinlere bakmak gerekir. Bu cümleden B seçeneğini çıkarabiliriz. Paragrafın başında da dili sözcük sözcük değil, cümle cümle öğrendiğimize değinilmiştir. D seçeneğini deliyoruz. Devam edelim. Türkçe'ye binlerce yıldan beri giren yabancı kelimeleri çıkarmaya çalışanlar bu olayı göz önünde bulundurmadıkları için kelimeyi, cümleyi yani duygu ve düşünceyi hesaba katmadan yapıt vermeye çalışmış ama ortaya tatsız tutsuz bir şey çıkmıştır. Türkçe'ye yabancı dillerden giren sözcükler ayırlanırken, ayıklanırken bazı yanlışlıklar yapıldığına buna da değinilmiştir. Türkçe'ye çok uzun zamandır yabancı sözcüklerin girdiğine, Türkçe'ye binlerce yıldan beri giren yabancı kelime diyor paragrafta. Buna da değinilmiştir. Dilin duygu ve düşünceleri ifade etmek için en önemli araç olduğuna, dilin duygu ve düşünceyi ifade etmekte bir araç olduğunu söylüyor fakat en önemli araçtır demiyor bize. Cevabımız A seçeneği. Bu parçadan söz edilen yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Atilla İlhan'ın eleştiri üzerine bir yazısını okudum. Umduğum kadar iyi değildi. Aceleye gelmiş olacak bir kere yer yer eksikti. Sonra doğruluğu götürecek sözleri üstlerine basa basa, Değişmez gerçeklermiş gibi söylüyordu. Üstelik bir yerde de hem okuyucuları hem sanatçıları küçümseyi vermişti. Eleştiri üzerine yazısını okumuş. Buradan eleştiri yazıları yazdığını söyleyebiliriz Adile İlhan'ın. Kanıtlanmamış savları gerçekmiş gibi öne sürdüğünü de söyleyebiliriz. Doğruluğu su götürecek sözleri değişmez gerçekmiş gibi bize e, söylüyor diyor. Son cümlesinde okuyucu ve sanatçıları küçümseyi vermişti demiş. Bunu küçümsediğini de söylüyor Desçine'nin de. bunu da çıkarabiliriz. E seçeneğinde bazı yazılarının nitelikli olmadığı demiş. Bir kere yer yer eksikti, aceleye gelmişti ve umduğum kadar iyi değildi diyor. Bazı yazılarının nitelikli olmadığını da çıkarabiliriz. Gerçekleri kendine göre değiştirdiğini söyleyemeyiz burada. Yalnızca doğruluğu götürecek sözleri değişmez gerçeklermiş gibi aksettiriyor diyor okuyucuya. Gerçekleri kendine göre değiştirdiğini söylemiyor. Cevabımız B seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi bu parçaya göre bir yönetmenin görevi değildir? Bence bir yazar, şair, ressam ne kadar yaratıcı olmalıysa bir yönetmen de o kadar yaratıcı olmak zorundadır. Sahnelenecek olan eserin hatalarını düzelten, onu ekleme ve çıkarma yaparak eserin bütünlüğünü sağlamaya çalışan, bu kişinin yeni bir şey üretmede onlardan eksik kalır bir tarafı yoktur. Burada yönetmenin yaratıcılık yönüne vurgu yapmış, yaratıcı olması gerektiğini söylüyor. Yeni bir şey üretmede onlardan eksik kalmaması gerektiğini kalır bir tarafı olmadığını söylüyor. Oyuna kendinden bir şeyler katmak bu yaratıcılıktır. Senaryodaki eksikleri yok etmeye çalışmak bunu da söylüyor. Ekleme, çıkartma yapmak, hataları düzeltmek diyor. Oyuncuların yeteneklerini geliştirmek. Paragrafta böyle bir şeyden bahsetmemiş. Diğer sanatçılar kadar yaratıcı olmak. Evet, yönetmen de bir o kadar yaratıcı olmak zorundadır diyor. Eserin bütünlüğünü sağlamak bundan da bahsetmiş paragrafımızda. Cevabımız C seçeneği. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Kafiye mağara ve çadır hayatımızdan kalma bir kusur sananlara derim ki insanların o hayattan yadigar sakladıkları en iyi kusur kafiyedir. Şiirleri kafiyeli olarak oluşmuş olan ulusların şiirlerinden kafiye kalkmaz. Şiire kafiye sanatı ve kendine de kafiyeci diyen Fransız şair de Bonville kadar abartmayacağım fakat şiirin yapısında kafiye kuş da kanat gibidir. Yani kanat olmadan kuş nasıl uçamazsa kafiyesiz şiir de aynen öyledir. Yani paragrafta bize kafiyesiz şiir olmayacağını, kafiyeyi eski çadırda yaşanan hayatlardan kalma bir kusur e, sanılmasının e, yani o hayattan bize kalan en güzel şey olduğunu söylüyor. Edebiyatımızda kafiyeyi bir kusur olarak görenlerin var olduğu bunu değinilmiş. Debanville'in kafiyesiz bir şiirin şiir olmayacağını düşündüğü. Ne diyor? Şiire kafiye sanatı ve kendine de kafiyeci diyen Fransız şair Bundan da bahsetmiş yani kafiye sanatı olarak adlandırıyorsa şiiri ve kendisine de kafiyeci diyorsa bir şair olarak kafiyesiz şiirin şiir olmayacağını düşünmesi de bu yargıdan çıkarılabilecek bir cümledir. Kafiyeyi oluşturan litmin şiir okuyanlara zevk verdiği paragrafta bununla ilgili bir şeye değinilmemiş. Kafiyenin kuştaki kanat gibi şiir için gerekli olduğu evet şiirin kafiyesiz olmayacağını söylüyor kanatsız kuşa benzeyeceğini söylüyor kafiyesiz olursa kültürlerinde kafiyeli şiir bulunan milletlerin bundan sonraki şiirlerinde kafiyeli olacağı, şiirleri kafiyeli olarak oluşturmuş olan ulusların şiirlerinden kafiye kalkmaz diyor paragrafta. Bunu da çıkarabiliriz. Cevabımız C seçeneği. Bu parçadan hareketli yazar ve yapıtı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine varılamaz? Geçmişin kültüründe insanların kendinden bahsetmeleri, kişisel hayatlarını konu ediren yapıtlar ortaya koymaları hoş karşılanmıyordu. Gerçi hem de imparatorluk çağında anılarını yazmış mutsuz evliliğinden söz açabilmiş bazı hanımlara da rastlıyoruz. Bu cümleden kadın yazarlardan bazıları kendi yaşamını anlatan yapıları ortaya koymuştur diyebiliriz. Mutsuz evliliğinden söz açabilmiş hanımlara rastlıyoruz diyor çünkü. Şair Nigar Hanım'ın defterlerinden küçük bir seçme olan Hayatımın Hikayesi adlı yapıtı hoş karşılanmayan bu yaklaşımı dikkate almayan önemli bir belgedir. Aşiyan Müzesi'nde belki de harap olmaya terk edilmiş bu defterleri bu anıları gün ışığına çıkarmadığımız için ne kadar utanç duysak azdır. Çünkü bir yazarın yaşamından beslenen yapıtların gerçekliğe dokunuşunun ne kadar canlı ve samimi olduğunu satır satır izlediğimiz bu yapıta benzer keşke yüzlerce skalim alınsaydı demekten kendimi alamıyorum. Kişisel yaşamı konu edilen yapıtlarda içtenlik bulduğunu, bulunduğunu söyleyebiliriz. Canlı ve samimi bir dildir, dildir diyor. Günümüzde kişisel yaşamı anlatan kitaplar çok satmaktadır. Herhangi bir e, yargı bulunmuyor. Bununla ilgili bir yazarın hayatının bir yapıta konu olması iyi karşılanmayan bir tutumdur. Evet paragrafta bundan bahsediyor. Geçmişte, geçmişin kültüründe insanlar bunu hoş karşılamıyordu diyor. Yapıta ortaya koyarken yazarın konumuna dönük değerlendirmelerde değişkenlik olmuştur. Bunu da söylüyor. Geçmişte yazarın yapıtlarında eserlerinde kendi hayatından bahsetmesi hoş karşılanmazken... Şu anda ise bu paragrafı yazan kişi ne diyor? Keşke bu yapıta benzer yüzlercesi kaleme alınsaydı demekten kendimi alamıyorum diyor. Günümüze kıyaslıyor. Değişkenlik olmuştur diyebiliriz bu nedenle. Cevabımız B seçeneği. Bu parçada Zika virüsü ile ilgili olarak sorularından hangisi veya hangilerine cevap verilmemiştir? Tedavisi var mı? Nasıl önlenebilir? Zika virüsü nedir? Nasıl yayılır? Virüsün belirtileri nelerdir? Sebep olduğu ölüm sayısı kaçtır? Yeni doğan bebeklerde görülen mikrosefali küçük kafa olarak da adlandırılan bu hastalık Ayadese cipti cinsi, cinsi sivrisineklerin hamile kadınlara bulaştırdığı zika virüsü ile yayılıyor. Mikrosefali ile doğan bebeklerin kafaları normalden 31-5-32 cm daha küçük. İlk olarak Uganda'da 47'de zika ormanlarında ortaya çıkan virüsün Afrika ve Asya'da da görüldüğü biliniyor. Burada zika virüsünün nerede ortaya çıktığı söylenmiş. Ancak geniş coğrafyalara yayılması batı yarı küredi Mayıs ayında yayılarak Brezilya'da virüsün patlamasıyla gerçekleşti. Bebeklerin yaşam süresini kısaltan virüs beyin fonksiyonlarını da bozukluklara ve beynin yetersiz gelişimini sağlıyor. Bebek ölümlerine de sebep olan virüsün salgın kaynaklı ölüm oranlarını artırmasından endişeden Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre zika virüsü ateş, baş ağrısı, gözlerde kızarma, kusma döküntü, kas ve eklem ağrısı gibi belirtiler gösteriyor. Burada sebep olduğu belirtiler verilmiş. Virüsün belirtileri. Hastalık için özgün bir tedavi veya önleyici aşılar henüz geliştirilemediğini belirten yetkililer virüsle mücadelenin tek yolunun sivrisineklerin ürediği durgun suları ilaçlamak ve kurutmaktan geçtiğini vurguladı. Tedavisi var mı? Nasıl önlenebilir? Bunlara da cevap verilmiş son cümlede. Paragrafta zika virüsünün ne olduğuna ve nasıl yayıldığına da değinilmiş. Diyor ki e küçük kafalı olarak adlandırılan bu hastalık Aedes aegypti cinsi sivrisineklerin hamile kadınlara bulaştırdığı Zika virüsü ile yayılıyor. Nasıl yayıldığını söylüyor. Ardından da nerede ortaya çıktığı. Virüsün Afrika ve Asya'da Zika ormanlarında ortaya çıkan ve Asya-Afrika'da görüldüğü biliniyor demiş. Buna da değinildi diyoruz. Sebep olduğu ölüm sayısı verilmemiş bize. Cevabımız B seçeneği. Bu parçada 5 numaralı cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 5 numaralı cümleye baktığımızda bebeklerin yaşam süresini kısaltan virüs beyin fonksiyonlarında da bozukluklara ve beynin yetersiz gelişimini sağlıyor. Burada beynin yetersiz gelişimini sağlıyor derken bir anlam bozukluğu olduğunu görüyoruz. E, yetersiz kelimesi yanlış anlamda kullanılmış sağlıyor kelimesi de aynı şekilde. Burada beynin gelişimini sağlıyor da diyemeyiz yetersiz kelimesini çıkararak. Çünkü cümle olumsuz anlamlı bir cümle beyin fonksiyonlarında bozukluğa ve beynin e, yetersiz gelişmesine sebep oluyor. Yetersiz gelişmesi de yine mantıksız oluyor ama burada yetersiz kelimesi yanlış anlamda kullanılmıştır diyoruz. Ne diyecekti? Beynin gelişimini olumsuz yönde etkiliyor diyebilirdi. Yetersiz ve sağlamak kelimeleri yanlış anlamda kullanılmıştır. Cevabımız C seçeneği. Bu parçaya göre söz konusu sanatçı ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? Yakın zamanda bir hikaye yazmayı düşünüyorum ama şiir yazmayı aradan çıkaramam. Çünkü şiirin ruhu ilham geldiği anda satırlara dökülmesi gerekiyor. Hikaye gibi dinlene dinlene yazılmıyor şiir. Bu arada fıkra araştırma niteliğinde Söyleyiş Bozuklukları adlı bir kitabım çıkıyor. Bugünlerde medyadaki dili yanlışlarını işledim bu yapıtımda. Özellikle haberler, reklamlar ve çevirilerde kullanılan dilin yanlışlığı ve bu anlatıların nasıl olması gerektiğini işliyorum. Buradan dil yanlışları üzerine verdiği bir yapıtı olduğunu söyleyebiliriz. Şiirin anlık duygulanmalarla yazıldığına inanıyor. Ruha ilham geldiği anda bunu da çıkarabiliriz. En sonda bu yanlış olarak nitelediği yapıtların nasıl olması gerektiğini, yani dilin doğru kullanılması gerektiği üzerine bir yapıt ortaya koyduğunu da söylüyor. Hikaye yazma ile şiir yazma çalışmalarını birlikte yapmaktadır. Bu da söylenebilir. Hikaye yazmayı düşünüyorum ama şiir yazmayı aradan çıkaramam demiş. İlk cümlede bunu da söyleyebiliriz diyoruz. Hikayenin şiirden daha kolay yazıldığını düşünür. Bunu söyleyemeyiz. Şiirde bir anda satırları dökülmesi gerekiyor ilham gelerek diyor. Hikaye gibi dinlene dinlene de yazılmıyor diyor. Burada şiirin aslında daha zor yazıldığını da söyleyebiliriz. Cevabımız B seçeneği. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz? Bir şiir kitabını okurken beni en çok ilgilendiren şairin ruhunun ve kişiliğinin şiire sinip sinmediğidir. Şairin kişiliğinin şiire sinmesi okuru yakından ilgilendirmektedir. Bunu diyebiliriz. Şiirdeki hayaller, tasvirler, hikayeler arasında ben bunu ararım. Şiirde hayaller ve tasvirler şairin sanatçı kişiliğini ortaya koyar. Bunu da söyleyebiliriz. Çünkü şiirdeki hayaller ve tasvirlerde ben bunu ararım derken kastettiği bunu şeyi şairin ruhu ve kişiliğidir. Yani şiirdeki hayallerde, tasvirlerde ben şairin ruhunu ve kişiliğini ararım. Sinip sinmediğini ararım diyor. Bunu da çıkarabiliriz. Şairler bazen uzun uzun çözümlemelerle kendilerinden söz ederler ama çoğu zaman gerçek kimlikleri bu çözümlemelerde yer almaz. Orada oldukları gibi değil olmak istedikleri gibi görünmeye çalışırlar. Bu cümleden de şairler şiirlerinde kendilerini olduktan fark, olduklarından farklı anlatır diyebiliriz. Şiirde önemli olan şairin ruhu ve kişiliğidir. Bu, bu paragraftan çıkarabileceğimiz bir ana düşünce olabilir diyoruz. Çünkü şiirde okurun önem verdiği şey şairin ruhunun ve kişiliğinin şiire sinmesidir diyor. Şairler şiirlerinde kendi gerçekliklerini yansıtmaz demiş. Yansıtamaz burada yanlış bir kelimedir. Kendi gerçekliklerini ne diyor cümlede? Çözümlemelerle kendilerinden söz ederler ama gerçek kimlikleri bu çözümlemelerde yer almaz diyor yansıtamaz değil yansıtmaz da olabilirdi. Ama isterlerse yansıtabilir şairler kendi gerçekliklerine. Cevabımız A seçeneği. Bu parçada geçen oldukları gibi değil olmak istedikleri gibi görünmeye çalışmak, sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Orada oldukları gibi değil olmak istedikleri gibi görünmeye çalışırlar. Yani göründüğünden farklı bir şekilde yansıtmak. Kendilerinin görünen yönünü, gerçeklik yönünü gerçekleri değil kendi hayal dünyalarında kurdukları o tiplemeyi o kişiyi yansıtmaya çalışırlar eserlerinde. Bu da C seçeneğinde verilmiştir. Gerçekler yerine hayallerini öne çıkarmak. Burada da zaten kastettiği e, oldukları gibi değil derken kastettiği şey gerçek. Yani gerçeklikteki gibi değil, olmak istedikleri gibi dediği şey ise o şairlerin hayalleridir. Yani hayallerini yansıtmaya çalışırlar. Cevabımız C seçeneği. Bu parçaya göre rekreasyon ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Rekreasyon bireyin kendini yenilemek, diğer bireylerle sosyalleşmek, daha huzurlu ve mutlu bir hayat sürebilmek için zorunlu işleri dışında kalan boş zamanlarını kendi arzusu ve tercihleri dahilinde değerlendirmesidir. Bu tanımdan A seçeneğini söyleyebiliriz. İşlerinden artan zaman diliminde bireyin istediği şeylerle meşgul olması doğrudur. İnsanların aktif ve yoğun çalışma hayatı olumsuz çevre koşulları zamanla alışkanlıklarını ve ruh halini etkilemektedir diyor. Ruh sağlığını korumak, rutin hareketlerden zaman zaman ayrılmak kişilerin temel ihtiyaçları arasındadır. Rekreasyon bireyin tercih ettiği aktiviteleri yaparak beyninin ve zihninin dinlenerek kaldığı yerden devam etmesini sağlar. Gelişmiş toplumların yöneticileri çalışanlarından daha fazla verim alabilmek amacıyla rekreatif aktiviteler düzenlemeyi tercih eder. Gelişmiş toplumların yöneticilerinin keşfettiği bir uygulamadır. Keşfettiği bir uygulama olduğunu çıkaramayız bu paragraftan. Yalnızca onların bu uygulamaları e, düzenlediği, bu tarz aktiviteler düzenlemeyi tercih ettiğini söylüyor. Bu durum çalışanları firma içinde fiziksel ve sosyal olarak iyileştirme hareketi olarak değerlendirilir. Zihni farklı aktivitelerle dinlendirme fırsatıdır bunu söyleyebiliriz. Çalışanların verimini artıran bir faaliyettir. Evet gelişmiş toplumlardaki yöneticiler uyguluyor dedik. Kişilerin bedensel ve ruhsal olarak yenilenmesidir bunu da söylüyor. Ne diyor? Zihnin ve beynin dinlenerek kaldığı yerden devam etmesini sağlıyor. Bunlar kişinin temel ihtiyaçlarıdır diyor. C seçeneğini bu paragraftan çıkaramayız. Cevabımız C seçeneği. Bu parçaya göre kreatif aktiviteler düzenlenmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Gelişmiş toplumların yöneticileri çalışanlarından daha fazla verim alabilmek amacıyla ve kreatif aktiviteler düzenlemeyi tercih ederler. Çalışanlardan daha fazla verim alabilmek. Bireylerin sosyal yönlerini geliştirmek değil, yoğun çalışma hayatının verdiği rutinden kişiyi kurtararak dinlendirmek. Bunu söyleyebiliriz. Boş zamanların verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamak değil. Hayatın fark edilmeyen yönlerini göstermek, fiziksel aktivitelerle sağlığın korunmasını sağlamak, bunlar değil, kişiye boş bir zaman yaratıp yani bu kişinin zorunlu işleri dışında kalan boş zamanını kendi arzusu ve tercihleri dahilinde değerlendirmesini sağlamaktır rekreatif aktiviteler. Bu da patronların, yöneticilerin çalışanlarından daha fazla verim almasını sağlıyor. Cevabımız B seçeneği. Bu diyalogda boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Çiçek Tahaoğlu'nun Meral Akent'e sorduğu ilk soruya bakalım. Kadın müzelerinin ortaya çıkış serüveni 3 sözcükle özetlenebilir. İhtiyaç, mecburiyet, özgürlük. İhtiyaç çünkü 70'lerdeki kadın hareketi kadın araştırmalarında disiplinler arası çalışmaların yolunu da açtı. Disiplinler arası çalışmaların verilerinin daha geniş çevrelerde kamuyla paylaşılması önemli ve gerekliydi. Kadın müzeleri bu ihtiyacın karşılanabileceği kurumlar olabilirdi ve oldular. Mecburiyet çünkü kadın hareketinin tartışma konuları geleneksel müzelerde kadınların kendilerini bulamadıkları gerçeğini ortaya çıkarmıştı. Öyleyse kadının özne olacağı mekanların oluşturulması gerekliydi ve oluşturuldular. Özgürlük çünkü kadın hareketinin devinimi yeni vizyonları, yaratıcı enerjiyi yeni projeleri de beraberinde getirerek çeşitliliğin dayanılmaz çekiciliğinde görünür yapmıştı. Çeşitliliğin dayanılmaz çekiciliğinde görünür yapmıştı. Bu görünürlük için alternatif alanlar gerekliydi. Kadın müzeleri geleneksel müzeleri Alternatif kurumlar oluşturma özgürlüğünü yaşama geçiren projeler olabilirdi ve oldular. Burada kadın müzelerinin ortaya çıkış serüvenini özetlemiş bize ve amaçlarından bahsetmiş. Sorulara bakalım. Kadın müzelerine duyulan ihtiyacı neye bağlıyorsunuz? Bu değil. Kadın müzelerinin ortaya çıkış amaçlarını gerçekleştirdiğini düşünüyor musunuz? Soru bu olsaydı buna evet ya da hayır diye cevap verebilirdi. Cevabı başlayabilirdi evet hayırla. Kadın müzelerinin geleneksel müzelerden nasıl bir farkı var? Bu farkı da açıklamamış cevapta. Dünyadaki kadın müzelerinin oluşum sürecinden kısaca bahseder misiniz? Olabilir. Kadın müzeleri dünyadaki kadın hareketi vizyonuna nasıl bir katkı sundu? E, nasıl bir katkı sunduğundan da bahsetmiyor bize. Tamamen ortaya çıkış serüveninden oluşum sürecinden bahsediyor ve 3 kavramla bunu bize özetliyor. İhtiyaç, mecburiyet ve özgürlük diyor. Cevabımız ortaya çıkıyor zaten ilk sorudan. D seçeneği diyoruz. Müzik